Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey kaldığımız yerden devam edelim. Bütün veri modellerinde olmazsa olmaz bir tablomuz var. Tarih tablosu. Hangi tür kapsamla çalışırsanız çalışın mutlaka ama mutlaka bir nizami tarih tablosunun her modelimizde mutlaka olması gerekiyor. Şimdi bu derste kullanacağım veri seti Microsoft'un Contoso isimli bir veri tabanının Türkçeleştirilmiş hali. Contoso nasıl bir şirket? Contoso bir mağaza şirketi, bir perakende şirketi. Teknosa gibi düşünün. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde ev aletleri, bilgisayarlar, cep telefonları vesaire gibi ürünleri, ürün kategorilerini satan bir şirket. Bu veri setini kullanıyor olacağım. Eğitim dokümanları içerisinde hem SQL veri tabanı olarak hem de Excel olarak bu uygulamayı, bu veri setini bulabilirsiniz. Şu an açtığım Power BI dosyası da Tarih PBI isimli bir dosya. Gene bunu da eğitim dokümanları arasında bulabilirsiniz. Tarih tablosunu yaratıyor olmanın birden fazla yöntemi var. DAX ile yaratabiliriz, Power Query ile yaratabiliriz, SQL'de yaratabiliriz, Excel'de yaratabiliriz. Bu tarih PBI dosyası, nizami bir tarih tablosu oluşturmak için bir Power Query scripti içeriyor. Benim yazdım, benim oluşturduğum. Eğer başka kaynaklarda oluşturabiliyorsanız, oluşturabilirsiniz. Excel'de de olur, hiç fark etmez. Belli kurallara uyduğu sürece hangi araçla oluşturduğunuzun bir önemi yok tarih tablosunu. O kurallardan da bahsedeceğiz. İsterseniz Excel'den bağlantısını yapalım. Import data from Excel. Kontozo diye bir Excel dosyası. Bu dosyada satışlar bizim fake tablomuz. Ne satıyoruz? Ürün satıyoruz. Ürünler master tablosu olan bir boyut tablosu. Ürünlerin alt kategorileri ve kategorileri var. En alt seviyede satılan ürünün diyelim ki X model bir cep telefonu. Onun bir üst kategorisi var, alt kategorisi var o alt kategorilerinde üst kategorileri var şeklinde bir yapı. Bu tabloları da alıyorum. Tarih tablosunu almayacağım. Kime satıyoruz? Müşterilere satıyoruz. Nerede satıyoruz? Mağazalarda satıyoruz. Aynı ülkede birden fazla mağaza olabilir. Bazı ülkelerde satış hiç olmayabilir gibi bir veri yapısı var. Mağazalar tablosunu da alıyorum. Transform data Okey, veriye bir bakalım isterseniz birlikte. Satışlar tablosu diyor ki ben bir ürünü satıyorum. Bütün ürünlerin ID'si var. Bir müşteriye satıyorum. Müşterilerin ID'si var. Bir mağazada satıyorum. Mağazanın ID'si var. Üç farklı tarih sütunu var. İlk tarih sütunu satışın yapıldığı yani transaction'ın gerçekleştiği tarih termin tarihi ve teslim tarihi şeklinde iki farklı daha tarih sütunu var. Satışı bugün yaptım ama müşteri bir hafta sonra istiyor, iki hafta sonra teslimat istiyor gibi farklı tarih bilgilerini gösteren üç farklı tarih sütunu var. Fek tablosunda miktar, fiyat üzerinden nümerik sütunlar var. Bir de birim indirim sütunu var. Bir ürünü satarken indirim yapmış da olabiliriz, yapmamış da olabiliriz birim miktar başına düşen indirimi gösteren bir sütun burası da. Bu veri setini aynı zamanda DAX eğitimine geldiğimizde, DAX konusuna geldiğimizde de kullanacağız. O yüzden veri setini anlamakta fayda var. Ürün satıyoruz demiştik. Ürünler tablosunu açalım. Ürünlerin ID'si var, kodu var, adı var. Kategori, marka, sınıf, renk, birim maliyet ve birim fiyat gibi nümerik bilgileri de var. Ürünlerin alt kategorileri var. Alt kategoriler ürünler tablosunda şöyle bir sütun altında gösterilmiş. Ürün alt kategori ID diye bir sütunda bir sürü ID var. Bu ID'lerin ne olduğu birden 48'e kadar ürün alt kategorileri tablosunda tanımlanmış. Benzer şekilde bu alt kategorilerinde bir kategorisi var. Buradaki yapı da benzer şekilde alt kategoriler tablosundaki yapı. Her bir alt kategorinin kodu var, tanımı var, bir de ürün kategorisi var. 8 farklı kategoriye düşüyormuş bütün ürünler. O kategorilerde buradaki tabloda tanımlanmış. Benzer şekilde satışları kime yapıyoruz dedik, müşteriye yapıyoruz dedik. Tek tablosunda müşteri ID diye geçiyor. Müşteriler master tablosuna bakıyorum. Müşterilerin ID'leri tekil olarak listelenmiş. Müşterilerin ismi, doğum tarihi, cinsiyeti, bulunduğu Şehir, ikamet ettiği şehir vesaire gibi müşterilere ait bilgi tipleri var. Ne kaldı? Mağazalar kaldı. Satışları bir mağazada yapıyoruz. Mağazaların da özellikleri var. Mağazanın ID'si, mağazanın tipi, bulunduğu şehir, ülke vesaire gibi. Şimdi fact tablomuz var ve fact tablomuzda olması gerektiği gibi bütün entilerin sadece ID'lerinin olduğu sütunlar var. Entilere ait bütün... Diğer tanımlar ilgili master tablolarda. Ürün, mağaza, müşteri bizim temel entitlerimiz bu tek tablosunda geçen. Close apply diyeceğim. Bütün tabloları modele aldık. Aralarındaki ilişkiyi kuralım. Model tarafına geçiyorum. Satışlar bizim fake tablomuz olduğu için ortada bir yere alacağım. Müşterilerini Müşterileri sağ alacağım. Ürünleri ya da şöyle yapalım. Müşteriler burada olsun. Ürünler alt kategori ve kategorileri şu şekilde bağlı olalım. Şimdi tüm master tablolarda olması gerektiği gibi anahtar sütunlarda tekillik var. O anahtar sütunlarda fake tablosunda foreign key olarak satışlar tablosunda geçiyor. Peki müşterileri bağlayalım. Satışlar tablosundaki müşteri ID ile müşteriler tablosundaki müşteri ID sütunu eşleşiyor. Mağaza ID mağazalar tablosuyla ürün ID ürünler tablosuyla. Şimdi bu ilişki kurduğumuz tabloların en tepede gözükmesini sağlamak için burada da bir opsiyonumuz var. Onu da kullanalım. Şuradaki opsiyonu açarsak, pin related fields to top of cards, ilişki kurduğumuz sütunlar tabloların en tepesinde gözükecektir. Şimdi ürünlerle alt kategorileri birbirine bağlayalım. Şunları biraz sola çekerek, ürünlerin olduğu tabloda ürün alt kategori ID'si var. Aynı alt kategoride bir sürü ürün olabilir bir tabloda, ama ürün alt kategorileri master tablo, alt kategoriler için ürün alt kategori ID burayla eşleşecek. Bu sefer ürünler menü tablosu oldu çünkü aynı alt kategori altında bir sürü ürün olabilir. Benzer şekilde ürün alt kategorileri tablosunu ürün kategori ID sütunu üzerinden buraya bağladık. Şimdi bu dersin ana konusu tarih tablosu. Tarih tablosu almadım modele bilinçli bir şekilde almadım ama bizim fake tablomuzda 3 farklı sütun var. Şimdi by default bütün uygulamalarda varsayılan ayarlar var. Power BI'da da tarih bilgisiyle ilgili varsayılan bir ayar var. İşe yarıyormuş gibi gözükse de kullanmamamız gereken özelliklerden bir tanesi. Ama ne işe yaradığını görelim. Önce yerini göstereyim bu default ayarın, tarihle ilgili ayarın. iki yerde geçiyor. Birisi data load'un altındaki buradaki time intelligence'daki auto date time. İkincisi de bu dosya için geçerli olan ayarlardaki time intelligence auto date time. Her ikisi de açık. Satışlar tablosunu açtım. Bütün tarih tipindeki sütunların yanında bir kulakçık var bir tarih hiyerarşisi oluşturmak üzere. Tarih hiyerarşisinden kasıt, yıl, çeyrek, ay, gün seviyesinde bir matris oluşturmak isterseniz hazır olarak o hiyerarşiyi size sunuyor. Ben sattığım miktarları herhangi bir metrik yazmayacağım. Sattığım miktarları tarih hiyerarşisi bazında görmek istiyorum diyelim. Bunu bir matrise çevirelim. Böyle bir hiyerarşiyi, tarih hiyerarşisini sizin için oluşturuyor faydalı bir özellik gibi gözükse de hiç faydası yok. Sıfır faydası var. Çünkü bu otomatik tarih hiyerarşisini herhangi bir metric yazarken, time intelligence grubundaki hesaplamaları yaparken, dönem karşılaştırmalarını yaparken ne çağırabiliyoruz, ne kullanabiliyoruz, ne isimlerini biliyoruz. O yüzden bu özelliği mutlaka bütün Power BI dosyalarınızda kapatın. Kapatmadan önce bir şey göstermemde fayda var. Şimdi DAX'ta Power BI'de kullanabileceğimiz external tool'lar var. Yani dış araçlar var. Microsoft'un kendisinin yazmadığı ama API'ni kullanarak başka kişilerin, third parti kişilerin, üçüncü parti kişilerin yazdığı uygulamalar. Bunlardan birkaç tanesini eğitim boyunca kullanacağız. Bunlardan biri DAX Studio. İnanılmaz bir tool. Çok uzun süredir var. DAX Studio diye aratır indirseniz bir external tool olarak karşınıza çıkacaktır. External Tools ribbon'ı altında. Bu auto date time özelliği bizim ön yüzde görmediğimiz arka tarafta gizli tarih tabloları oluşturuyor. Ve o gizli tarih tabloları dosya büyüklüğümüzü tetikliyor gibi yan etkileri var. O dosyaları bir görelim. Özelliği opsiyonu kapatmadan önce Dark Studio'yu kurmuşum daha önce. Bu uygulamayı açtığımda mevcut açık olan Power BI dosyama bağlantı yaparak çalışıyor benim modele aldığım tablolar bunlardı. Mağazalar, müşteriler vesaire falan. Gördüğünüz gibi ön yüzde görmediğimiz ama Power BI dosyasının içinde saklı olan bir sürü tarih tablosu oluşturuyor bu özellik. Bize hiçbir faydası yok. O yüzden bunu lütfen kapatın. Options'dan Settings. Hem globalden hem de bu dosyadan. Bunu yaptıktan sonra tekrar bir daha Duck Studio'ya bağlanayım. Biraz önce gösterdiği o hidden, gizli tarih tabloları modelden uçtu. Ama diğer taraftan otomatik olarak yarattığı o hiyerarşileri kullanma kabiliyetimiz de uçtu. Ama o kabiliyet belli bir yere kadar zaten ve aynısını biz kendimiz nizami bir tarih tablosu kullanarak rahatlıkla yapabiliriz. Mutlaka ama mutlaka bu auto Date Time kapatın. Peki bunu silelim. Tekrar Power Query tarafına geri gidiyorum. Transform Data Reason Source'un altından Excel sayfasındaki veya SQL'e bağlandıysanız SQL'deki tarih tablosunu alabilirim. Tarih tablosunun olması gereken kurallara birazdan geleceğiz ama bu dosyadaki tarih tablosu standart bir kere oluşturulmuş 2005 ile 2012 yanlış hatırlamıyorsam tarihler arasındaki yıllar arasındaki tarihleri içeriyor. Ee, bu tarih PBI isimli dosyadaki Power Query template'i nasıl yazdığımızın bir önemi yok. Power Query'i henüz hiç bilmiyoruz öyle varsayıyoruz. Bir başlangıç tarihi, bir bitiş tarihi verdiğimizde bize olması gereken özellikleri taşıyan bir tarih tablosunu nizami bir şekilde oluşturan bir tür script. Peki fake tablosuna gidiyorum. Hangi tarihler aralığı için benim bir tarih tablosu oluşturmam gerekiyor? Tarih tablosuna bakıyorum. 2007'den başlıyor gibi gözüküyor. Ya da şunu sort edelim. Önce ilk tarihi görelim. 2007'den başlıyormuş transaction tarihi. Bir de tersinden yapalım. 2009'da bitiyormuş. Şimdi tarih tablosunun olması gereken özelliklerinden bir tanesi şu. Bizim transaction tablolarımızda geçen bütün yıllara ait 365 günün tamamını eksiksiz ve kesintisiz ve date tipinde tarih tipinde içeren bir sütuna sahip olması gerekiyor. Yani 11 2007 tarihinden 31 12 2009 tarihine kadar bütün günleri içeren bir sütün olması lazım o tarih tablosunda. Buraya geliyorum. 101 01 2007 31-12-2009. Kasım ayındayız. Aralık tarihleri olması olur mu tarih tablomuzda? Olmaz. 2023 ile ilgili çalışıyorsak 2023'e ait tarihlerin tamamı olmak zorunda modelde. Hatta çalıştığınız kapsamda DAX tarafındaki metriklerde ileriye doğru forecast ediyorsanız, 2004 için ediyorsanız, 2004-2024'ün de bütün tarihlerinin olması gerekiyor. Tarih tablosunun özelliklerinden bir tanesi bu. Başlangıç bitiş tarihlerini girdim. Bu skripti ben kendi projelerimde de kullanıyorum ve yurt dışındaki projelerde mali başlangıç yıl ayı bütün şirketler için aynı değil. Türkiye'deki bütün şirketler için Ocak ama burada Nisan olan var, Haziran olan var. Dolayısıyla böyle bir sütuna ihtiyaç duyduğum için böyle bir skripti yazdım. Parametre istiyorum kullanıcıdan. Tarihleri girdim. Ocak için 1 giriyorum bana bir tablo oluşturdu. Bu tablonun adını değiştireceğim. Bu bizim kullanacağımız tarih tablosu. Buradaki en önemli sütun bu date tipindeki, tarih tipindeki tarih sütunu. Diğer geri kalan tüm sütunlar bu tablodaki bu tarih sütununun farklı gösterimleri. 1.01.2007 bunun yılı kaç, hangi çeyrek, ay numarası, ay günü, ay falan falan diye gidiyor. Mali yıl bizim işimize yaramayacak bir bilgi bu model için. Ocak bütün Türkiye'deki şirketler için. O yüzden o sütünü kaldırdım. En önemli sütün bu dedik. Diğerleri tarih sütünün farklı gösterimleri. Bu tabloyu da modele alıyorum. İlişkiler tablosuna geri geliyorum. Tarih tablosunda şöyle yukarıya bir yere alacağım. Okey, bizim fact tablomuzda üç farklı tarih sütunu var. Gerçekleşen tarih tarih sütununda, termin ve teslim tarihi diye iki tane daha sütun var. Şimdi tablolar arası ilişki kurarken Power BI'de kurallar var. Bunlardan bir tanesi diyor ki, iki tablo arasındaki ilişkiyi tek bir sütun üzerinden kurabilirsin. Tek bir sütun üzerinden her iki tablodaki tek bir tarih sütunu üzerinden ilişkiyi kurdun. Ama bu kural demiyor ki iki tablo arasında sadece ve sadece tek bir ilişki kurabilirsin. Kural ilişkiyi tek sütun üzerinden kurabilirsin diyor ama iki tablo arasında birden fazla sütun üzerinden birden fazla ilişki yaratabilirsin. O ne demek? Buradaki termin tarihini de ben alıp buradaki tarih tablosuyla teslim tarihini de alıp buradaki tarih sütunuyla eşleştirebilirim. İki tablo arasında üç farklı ilişki kurduk ama tüm ilişkiler tek sütun üzerinden kuruldu. Tarih sütunları arasında ilk oluşturduğumuz ilişkiyi kesintisiz çizgiyle gösteriyor. Diğerleri kesikli çizgiyle gösteriliyor. Bunun anlamı şu. Eğer biz formüllerimizde yazdığımız metriklerde herhangi bir şu ilişkiyi kullan şeklinde kullanabileceğimiz bizim işimize yarayacak bir fonksiyonla yazdığımız metriğe müdahale etmezsek aktif olan ilişki hangisi ise bütün hesap kitap onun üzerinden çalışacak. Eğer ben teslim tarihine göre veya termin tarihine göre bir diyelim satışları bulmak istiyorsam yazacağım metriğe demem lazım ki satışların toplamını al ama şu aktif olmayan pasif olan ilişkiyi kullanarak tarih tablosundaki tarih ile satışlar tablosundaki diyelim termin tarihi sütun arasındaki ilişkiyi kullanarak hesapla diye yazdığımız metriye müdahale etmemiz lazım. Peki şimdi bir fact tablosunun etrafında bir sürü master tablonun olduğu, master tabloların kendi içerisinde farklı tablolarda tanımlandığı bir satış modeli oluşturduk. Şimdi ilişkileri oluştururken şu ana kadar kullandığımız ekran buradaki ekrandı. Yerleşimi düzgün yapmaya çalışmakta fayda var. O ne demek? Çok fazla sayıda tablo olduğunda, birden fazla fake tablosu olduğunda benim tercihim genellikle fake tablolarını ortaya bir yere koyup diğer bütün master tabloları hangi fake tablosuyla ilintiliyse olması gereken yakınlıkta yerleştiriyorum. İlişkileri yönetebileceğimiz bir başka ekran, bu şekilde elle oluştururken daha kolay, daha pratik ama biz ilişkileri buradaki Manage Relationships menüsünden de görebiliriz. Oluşturduğumuz tüm ilişkiler burada listelenmiş durumda. Aktif olanlar ve olmayanlar da burada var. Satışlar tablosuyla tarih tablosu arasındaki ilk oluşturduğumuz ilişki aktif ilişki, diğerleri şu an için aktif değil bu ilişkileri kullanmak istersek Dark tarafında metrik yazarken use relationship gibi bir fonksiyondan calculate ile birlikte yardım alacağız. Şimdi hazır böyle üç farklı tarih sütunun olduğu bir tablodan bahsederken jargonda bu duruma ne deniyor onu da tarifleyelim. Satışlar tablosunu açıyorum. Bizim tarih sütunlarımız burada. Tarih, termin, teslim. Farklı olabilir, aynı olabilir. Şimdi entity kavramı, dimension kavramı aynı sütun altında aynı tip bilgiyi şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerden ilerlemek gerekirse ve şu üç sütunu düşünürsek aslında bu üç sütun üçü de tarih bilgisi. Nesi farklı? İşlevi farklı? Rolleri farklı? Bu şekilde özellikle tarih sütunuyla ilgili bu duruma role playing dimension deniyor. Yani tarih bir dimension ne rolünü oynuyor? Transaction gerçekleşme tarihi rolünü oynuyor. Bu termin tarihi rolünü oynuyor. Bu teslim tarihi rolünü oynuyor. Aslında üçü de bir tarih dimensionı ama rolleri farklı. Bu tür durumları modellemenin yöntemlerinden bir tanesi bu. FEC tablosuyla tarih tablosu arasında birden fazla ilişki yaratmak, hangi tarih sütunu üzerinden hesap kitap yapmak istiyorsak onları da Calculate ve Use Relationship yardımıyla yazıyor olmak. Yöntemlerden bir tanesi bu. Bir başka yöntem ise her bir tarih rolü için ayrı bir tarih tablosu modelde kullanmak. Neyi kastediyorum? Bu tablonun bir kopyasını daha almam lazım bir kopyasını daha yaratmam lazım. Transform data tekrar buraya geliyorum. Bu tarih bizim transaction tarihimiz. Bunu kopyalıyorum. Bunu termin diye ismini değiştireceğim. Tekrar bir kopya çıkartıyorum. teslim tarihi diğerine de termin tarihi diyelim. Close apply. Bu oluşturduğum aktif olmayan ilişkileri siliyorum. Termin tarihi teslim tarihi buraya alacağım. ve şöyle bir şey yapacağım. Satışlar tablosundaki termin tarihi, termin tarihi tablosundaki bu tarih sütunuyla aynı tablodaki teslim tarihi bu tablodaki tarih sütunuyla tek bir fake tablosu birden fazla tarih sütunu içeriyor. Kullanabileceğimiz bir başka yöntem de bu bütün rol oynayan tarih sütunları için ayrı bir tarih tablosunu modelde bulundurmak veya tek bir boyut tablosu üzerinden tarih tablosu üzerinden birden fazla inaktif ilişki yaratmak hangisini tercih edelim şu an için ileri bir konu ama iki yöntem gördük transform dataya geçip teslim tarihi termin tarihi tablolarını sileceğim birden fazla ilişki yaratmayı tercih edeceğim. Tekrar ilişkilerimizi kuralım. Termin tarihi, teslim tarihi. Şurayı da biraz toparlayalım şöyle. Ürünler, alt kategoriler, müşteriler de burada olsun. Okey, rapor ekranına geri dönüyorum. Çok basit bir metrik yazacağım. Gene satışlar sağ tık. New measure. Satışlar. Miktar diyelim. Eşittir. Çok basit şekilde. Satış tutar tablosundaki. Satışlar tablosundaki. Miktar sütununun toplamı. Şimdi tarih tablosu ile ilgili yapılması gerekenler bitmedi. Basit bir metrik yazdım. Peki bu tarih tablosundan yıl sütununu düşürdüm. Fontu büyütelim. Yılın altına ay getireceğim. Bir hiyerarşi yaratacağım. Bunun bir matrise çevirelim. Yılı ayın altına alalım. Yazdığımız metreyi de düşürelim. Ay bilgisiyle de açalım. Şimdi şu ana kadar yaptığımız hareketler sonucunda Power BI'nin buradaki ay sütununu algılama şekli sadece ve sadece bir string şeklinde. Ay isimleri şurası. Bu bir text. Dolayısıyla A'dan Z'ye, Z'den A'ya sıralama opsiyonu sunabilir sadece. Matrise geri döndüğümüzde Ağustos'la başlıyor. Temmuz o sıralamayı değiştir değiştirmeye kalksak da yapamayız. A'ya göre sırala ya A, Z yapacak ya Z, A yapacak. Başka opsiyonu yok. Bu tür durumlar için kullanmamız gereken yöntem, Power BI'ye şunu söylememiz lazım. Sen ay isimlerini ay numaralarına göre sırala. Bu tabloda ay numaraları da var. 1'den 12'ye kadar Ocak için 1 diyor, Aralık için 12 için diyor. Dememiz lazım ki ay isimlerini sıralarken sort by column ay numarasına göre sırala. Bu tabloda benzer şekilde ayların kısa isimleri de var. Oradaki problemi de aynı şekilde çözmek gerekiyor. Bu tabloda eğer gün hafta seviyesinde bir çalışma yapacaksak haftanın günü gibi bilgiler de var. Pazartesi, salı, pazar dizilimini istiyorsak haftanın günlerini de benzer şekilde haftanın günü numarasına göre sırala dememiz lazım haftanın günü seçili sort by column haftanın günü numarası Aynı matrise geri dönüyorum. Biraz önce AZZA olan matris düzgün bir şekilde Ocak, Aralık şeklinde çıkıyor. Sort by column dediği Ocak 1, Şubat 2, Ağustos Kasım her bir ayın ay numarası kaçsa ona göre sıralayan bir mantık. Bu sort by column birkaç yerde daha karşınıza çıkabilir modelleme ihtiyacı açısından. Mesela finansal raporlara ne kadar aşinasınız bilmiyorum. Ama P&L dediğimiz kar zarar gösteren finansal raporlar vardır mizan gibi. Oradaki hesap hareketleri, hesap grupları, en dıştaki başlıklar satışlardan elde edilen gelir. Satışların maliyeti, bürüt, kar gibi gibi başlıklar harç sırasına göre gitmez farklı sıralamada gider. Dolayısıyla öyle bir ihtiyaç karşınıza çıktığında yani istediğiniz şekilde bir sıralama yapmak istediğinizde her bir sütun değeri için bir indeks numarası yaratmak gerekiyor. İndeks numarası derken ay örneğini açmak gerekirse Ocak için bir indeks, Şubat için 2, Aralık 12 diyen her bir ay değeri için tekil, unik bir indeks numarası, sıra numarası gibi karşınıza çıkacak. Başka bir durumda şu olabilir. Diyelim 50 tane farklı markanız var. Ürün markanız var. Siz en tepede görmek istediğiniz 10 markanın isim sırası AZZA uymuyorsa, harç sırasına göre düzenleyemiyorsanız her bir marka için bir sort by column indeks numarası oluşturmanız lazım. Markanın olduğu tabloda her bir marka değeri için unik bir indeks numarası olması gerekiyor tarih tablosuyla ilgili yapmamız gereken son bir hareket daha var. Time Intelligence dediğimiz bir fonksiyon grubu var. Açalım. Dax Reference List şeklinde bir keywordle arama kelimesiyle Google'a sorarsanız size attığı sayfa, size attığı sayfa Dax sayfası. Orada Time Intelligence denen bir fonksiyon grubu var. Listedeki gruptaki fonksiyonlar bunlar. Buradaki fonksiyonların tamamı bizden tarih tablonun hangisi, tarih sütunun hangisi bilgisini istiyor mutlaka. O yüzden kullandığımız tarih tablosunu en son bizim Power BI dosyamıza benim tarih tablom budur diye tanıtmamız gerekiyor. Tekrar Power BI'ye geri dönüyorum. Tarih tablosu seçiliyken Table Tools'un altında otomatik olarak zaten tabloyu seçince bu menü açılacaktır. Mark as Date Table mark as date table. Diyor ki bana tarih sütununu göster. Tarih sütunun bu. Bakın burada diyor ki başarılı bir şekilde kontrol edildi. Valide edildi. Kontrol ettiği şey bütün yıllara ait bütün günler eksiksiz olarak var mı? Ve date tipinde mi? Sorun yok. Okey deyip dosyamızı kaydedebiliriz tarih tablosu ile ilgili yapmamız gereken bütün hareketler bunlar. Mutlaka bir tarih tablosu bütün modellerde olmak zorunda olmazsa olmaz.